Şimdi eğer sorular şu şekilde olursa filtre uygulama biraz külfetli, uğraştırıcı, zaman alıcı olabilir. Mesela bölüm itibariyle hangi derslere kaç öğrenci girecektir? Mesela böyle bir soru olsa 4 tane bölüm var. İşte 100 tane ders var. Tam 400 kez filtre uygulanması gerekir. Mesela işletme bölümü maliyet muhasebe dersine kaç kişi girecek? İktisat bölümü kaç kişi girecek? İşte iktisada giriş bir dersine işletme bölümünden kaç kişi girecek? İktisattan kaç kişi girecek şeklinde soru olduğunca bakın kaç kez filtre gerekir? Gerisini siz düşünün. İşte böyle durumlarda da yani ben buna toplu sonuç elde etmek veya karşılaştırmalı sonuç elde etme ihtiyacı hissettiğinizde kullanılması gereken yöntem diyorum özet tablo oluşturmaktır. Şimdi özet tablo oluşturmanın kurallarıyla başlayalım. Bir kere özet tablo oluşturacağınız zaman filtrenin devrede olmaması gerekiyor. O yüzden şu filtre işaretlerinin devreden çıkması lazım. Şuradan gelip aynı yerden filtreyi bir devreden çıkarıyorsunuz. Bu bir. Özet tablo oluşturabilmenin gerekli şartları. Filtre devrede olmayacak. İki, tablo içinde herhangi bir hücrede olacaksınız. Herhangi bir hücre. Birden fazla hücre seçili olmayacak yani. Tek hücrede olacaksınız. Üçüncüsü de tablonun içinde olacaksınız. Dışında bir yerde olmayacaksınız. Yani tablonun içinde bir yerde olacaksınız. Tablo seçili olduğunu oradan anlayacak. Yani bazen arkadaşlar yapıyor. Şöyle dışarıda oluyorlar. Şöyle örneğin. Bakın şurada. Tablonun dışı burası. Özet tablo oluşturmuyor. Oluşturmaz çünkü tablonun içinde olman lazım. Buna dikkat edeceksiniz. Bir de üçüncüsü nasıl bir tablo istiyorum? Yani bu tablodan benim beklentim nedir? Şeklindeki düşünceyi de kafanızda ben hayalinize tablo oluşturmak diyorum. Hayalinizde şöyle oluşturup ondan sonra işe başlarsanız işiniz rahat olacaktır. Şimdi örneğimizden yine gidiyoruz. Biz diyor ki bakın hangi dersin sınavına hangi bölümden kaç öğrenci girmiştir şeklinde bir soruya cevap verme durumundaysanız diyor. Öyle bir özet tablo hazırlayın ki bu sorulara cevap verebilelim diyor. O zaman ders, bölüm ve öğrenci sayısı bilgilerini içeren bir tablo gerekiyor bana. Üçlü bir bilgi. Öğrenci sayısı, bölüm ve dersin adı şeklinde. Zihnimde şöyle tasarlıyorum. Diyorum ki ben şöyle bir tablo oluşturayım. Ders isimleri satırlarda olsun. Bölümler sütunlarda olsun. Ve bunların kesişim noktasında da öğrenci sayıları olsun diyerek zihnimden tablomu şöyle hayalimde tasarlıyorum. Çünkü özet tablo hazırlarken bu bize yardımcı olacak. Peki. Satırlarda ders isimleri, sütunlarda bölüm isimleri, bunların kesişim noktasında da öğrenci sayısı bilgisi olsun ki ben bu soruları buna göre rahat cevaplayabileyim şeklinde. Evet, o zaman başlıyoruz örneği yapmaya. Herhangi bir hücredeyim. Filtre devre dışı. Tablonun içindeyim. Güzel. O zaman eklemenüsünden pivot table. Şimdi özet tablo burada nedense adını Türkçeleştirmemişler. Pivot table olarak kalmış. Eski versiyonlarda özet tablo diye geçerdi Excel'in eski versiyonlarında. Zaten Excel'in eski versiyonlarında filtrenin adı da süzmeydi. Bunlar eskiden öyle ifade ediliyordu. Yeni versiyonlarda özet tabloya pivot table, işte süzme işlemine de filtre deniyor. Ben özet tablo dersem şaşırmayın. Özet tablo, pivot table aynı şeyler. Ben özet tabloyu daha çok kullanma durumum söz konusu olabilir. O yüzden o şekilde yürüyeceğiz. Evet. Herhangi bir hücredeyim. Filtre devrede değil. Tablonun içinde bir yerdeyim. Ekle menüsünden pivot table komutunu veriyorum. Şimdi benim söylediğim kurallara uyduysanız bu ilk gelen pencerede hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt tamam deyip geçebilirsiniz. Çünkü burası işte tablonuzun neresi dahil olacak, neresi olmayacak, işte tabloya yeni sayfada mı oluşturayım falan gibi seçenekler. Yani hiçbir şey yapmazsanız yeterlidir. Başlangıç olarak. Daha sonra siz çok merak ederseniz buradaki diğer alternatif değerleri, seçenekleri inceler, ona göre örnekler yaparsınız. Biz direkt tamam deyip geçiyoruz. İşte yeni bir sayfa ekliyor. Bakın aşağı sayfa 1 diye bir sayfa ekledi. Ve özet tablomuz da şu. Rahat görün diye biraz büyütüyorum şöyle. Bakın şuraya tabloyu hazırlayacağız. Şu sağ taraf bizi ilgilendiriyor. Bakın burası önemli. Şimdi
Yine sütun başlıklarımız, bakın başrolde burada görüyorsunuz. Bunlar bizim tablomuzun sütun başlıkları. Bizim tablomuz bilgiler sayfası olarak duruyor işte. Buradan alacak, özet tablo oluşturacak. Ana tablo bu. Bundan özet tablo oluşturacak diğer sayfaya. Sütun başlıklarının önemi yine burada ön planda görüyorsunuz. Yani nasıl bir tablo istiyorsunuz, buradan ilgili sütun başlıklarını kullanarak oluşturacağız. Şimdi hayalimizdeki tablomuz neydi? Satırlarda ders isimleri olsun. Daha çok çok fazla veri, çok fazla alternatif değer olan seçenekleri satırlara koymakta fayda var. Bakın dersin adı sütun başlığını buradan tutup şuradaki satırlar kutucuğuna bırakıyorum. Bakın sol tarafa dikkat edin, yavaş yavaş tablomuz oluşmaya başladı. Sütunda bölümler olsun demiştim. Bölümü sütuna koyuyorum. Bakın bölümler sütunlara geldi. Şimdi bunların ikisinin kesişim noktasına, yani buradaki değerler denen yere de sayısını istiyorum ben. Öğrencilerin, bu dersin sınavına girecek öğrencilerin sayısını istediğim için, bir şeyi saydırmak istiyorsanız size tavsiyem sözel değer içeren alanları kullanmanızdır. Sayısal değerleri öncelikle toplamaya çalışır çünkü. Biz burada sayısını istediğimiz için, mesela bir grubu sayarken, bir öğrenci grubunu, mesela adı soyadından sayarız değil mi? Mesela Ali 1, Ayşe 2, Mehmet 3 diye böyle sayarız. O yüzden burada da adı soyadı saydıracağım şey öğrencinin adı soyadı olursa uygundur diyerek adı soyadını da değerler kısmına bırakıyorum ve saydırıyorum bakın. Dikkat! İşte tablo oluştu. Bundan sonra gerisi tabloyu okumak dediğimiz olaydır. Satırlar, sütunlar ve bunların kesişim noktasındaki hücreler bize ilgili bilgileri verir. Mesela örnek veriyorum. Bilgisayar kullanımı 1 dersinden İktisat bölümü öğrencisi 6 kişi sınava girecekmiş. Bakın şuradan sütuna baktım, bu. Satırdan sütuna, buna tabloyu okumak denir arkadaşlar. Mesela bilgisayar kullanımı 1 dersine toplam 8 öğrenci katılacakmış. Bilgisayar kullanımı 2 dersine 20 idi, hatırlıyorsunuz. Bakın burada da 20'yi görüyorum. Bu zaten önce bir filtreyle bulduğumuz bir sonuçtu. Bakın burada da görüyoruz. İşte bu şekilde bir tablo oluşturduk. Hangi derse kaç kişi hangi bölümden girecek bilgisini gösteren bir tablo oldu bize. Tablonun en altında da mesela iktisat bölümü öğrencilerinin sayısı, bakın. 325 iktisat bölümü öğrencisi varmış. Daha doğrusu 375 tane derse girecekmiş öğrenciler. Çünkü aynı öğrenci birden fazla derse girebildiği için 325 öğrenci var dersek yanlış olur burada. Burada 325 derse dersin sınavına girilecekmiş desek daha doğru bir ifade olur. İktisat bölümü 300 iken iktisat ikinci öğretim 100 küsür, işte bu şekilde. Sıralı yine 889 sonucunu burada da görüyoruz işte. Böyle bir tablo elde ettik. Artık gerisi ne soruluyor bakalım. Soru olarak ne soruluyor gidip bakalım. Diyor ki en fazla öğrencinin sınava girdiği ders hangisidir? Şuradan inceleyelim. 20 şurada var. Daha büyüğü var mı? Bir 29 var. Evet, genel muhasebe 29'muş. Şöyle inceliyorum. 31 var. Evet, istatistik 2 var. 31 adet öğrenci. En fazla herhalde 31 gözüküyor. Evet, 31'den fazla. 30 var bir tane. Matematik 2. Evet. 20'ler var. Evet. Herhalde 31 cevabı, aradığımız cevap. Tabi soru bunun hangi ders olduğu. O zaman 31'in karşısındaki dersin adına bakıyorum. Neredeydi o? Evet, şurada 31. Cevap istatistik 2 ders. En çok öğrencinin katılacağı ders istatistik 2 dersidir diye. Bakın buradaki sorunun cevabını veriyor. Evet, gerçekten de böyle bir cevapmış. Diğer soru, en fazla öğrenciye sınav yapan öğretim elemanı kimdir diyor. Şimdi bakın burada özet tabloyu nasıl değiştiririz, düzenleriz onu görelim. Bakın burada kutucuklara koyduğumuz sütun başlıklarını buradan tutup dışarı atabilirsiniz. Tablonuzu buradan tekrar biçimlendirebilirsiniz. Bu sefer öğretim elemanını buradan alıyorum. Onu satırlara koyuyorum bakın. Artık dersleri değil, öğretim elemanlarının durumunu görmek istiyorum. İşte öğretim elemanlarının isimleri geldi buraya. Diyor ki en fazla öğrenciye ders yapacak
Sınav yapacak kişi. Bakayım soruya tekrar. Öğrenciyi sınav yapan öğretim elemanı en çok öğrenciye sınav yapan, yani hangi hocanın derslerinden en fazla öğrenci sınav oluyormuş? 33 var, 39 var şurada bir tane. 39'dan fazla bir 55 var. Evet, 55. Evet, en büyük 55 gözüküyor. En fazla 55 öğrenci bu hocanın sınavından sınavına girecekmiş, af sınavına. Evet, cevap Osman Unutulmaz olarak burada tespit ediyor. Evet, buradaki cevap da oymuş. 55 öğrenciye af sınavı yapacak bir hoca en fazla bu gözüküyor. 35'ler var, 43'ler var. Evet. Bak yine burada aynı şeyi, hata orayı düzeltmedik. İyi Hakkı Sönmez, İsmail Hakkı Sönmez. İkisi aynı hoca ama bakayım o ikisi toplamı 55'i geçiyor mu? 33, 40 yok. 49 ediyor. O yüzden 55'i geçemiyor. Cevap Osman Unutulmaz. Doğru. Bak burada görüyor musunuz? İki ayrı kişi gibi gösterdiği için iki ayrı toplam gibi görüyoruz. O bizi yanıltıyor. İşte öğrenci sayısı olarak. Böylece mesela hoca kaç öğrenci sınava girecek diye soru sorsa biz yanlış cevap vereceğiz ona. Veri girişinin böyle yapılması sebebiyle. Yani bir İ Hakkı, bir İsmail Hakkı diye girilince ayrı kayıtlar zannediyor onu. Onu tekrar hatırlatmış olalım. Evet, bunun cevabı da olsun unutulmaz. Peki, bölümlere göre en fazla harç ödeyen bölüm hangisidir? Şimdi bakın, yeniden bir özet tablo hazırlamak mümkün veya mevcut özet tabloyu sürekli güncelleyip değiştirebilirsiniz. Onun için burada değiştirmek istediğiniz ilgili sütun başlıklarını bu tablonun dışına atarak, buradan dışarı alarak bakın şöyle. Tamam. Sıfırdan yeniden tablo oluşturmak da mümkün. Ya da tekrar ana tablonuza gidip baştan ekle pivot table deyip yeni tablo eklemek de mümkün. Yani bunu bilin. İstediğiniz kadar özet tablo hazırlayabilirsiniz. Biz mevcut olanı değiştirelim. Üzerinde işlem yapalım. Bu sefer ne soruluyormuş bakın. Diyor ki bölümlere göre en fazla harç ödeyen bölüm hangisidir diyor. Şimdi bir kere bölüm bilgisi. Bölümü bu sefer satırlara koyayım. Bakın. Ve harç ödenmesi gereken harcı da değerler kısmına koyduğum anda bakın buraya üçüncü bir sütun değerine gerek olmaksızın bir soru çünkü bu. Bölümlerin harç bilgisini soruyor. Şu kısmı da parasal biçimlendirirsek şuradan daha rahat okumak görmek için. Cevap nedir burada bakın. En fazla harç ödeyen bölüm hangisidir diyor. Bakın biri 18 bin ödemiş, 7 bin, 5 bin, 20 bin ödeyen, evet işletme ikinci öğretim en fazla harç ödeyen bölümdür diyerek bulduk. Yani buraya bölümü, buraya da harcı koyarak bir tablo elde ettik. Gitti o bilgileri bu tablodan aldı geldi ve bu şekilde bize sonuç verdi. İşletme ikinci öğretim, evet burada da işletme ikinci öğretim olarak zaten gözüküyor. Peki, en fazla sınava gelen öğrencinin girdiği sınav sayısı nedir diyor. Ha, bakın şimdi. Her öğrenci birden fazla sınava girebilir diyor. Yani af sınavında en fazla kaç sınava girecek kişiler? Bunlardan en fazla olan hangisidir diye soruyor. Bakın onun için öğrenci adı soyadlarını buraya koyuyorum. Buraya da saydıracağım bir şey olan yine ad soyadı koyabilirim. Ad soyadlarını da say diyorum. Tamam mı? Yalnız burası artık parasal biçim değil. Şu kısmı seçiyorum. Bunu normal genele çeviriyorum. Bunlar artık öğrencilerin girdiği sınav sayısı bakın. Tamam mı? Ve bu bilgiye göre bakın şurada bir 40 var. 40 sınava birden girecekmiş şu Ahmet Öksüm. Devam ediyorum. Şöyle bakıyorum. 40'tan fazla bir 39 olan var. 39 sınava girecek biri var. Evet daha da büyük yok gibi bakın. O zaman cevap 40 olacak. Ahmet Öksüm 40 sınava giriyormuş. Evet. 40 doğru cevap. Bakın burada görülüyor. Şimdi burada bir bilgi vereyim size. Buna dikkat edin bakın. Nasıl olurunu anlatayım. Şimdi Ahmet Öksüm 40. Buradan aklımızda tutalım. Diyelim ki tabloda bir değişiklik oldu. Şöyle bir değişiklik. Mesela şuradaki Akif Sarıköse ismini yanlış yazmışız. Örnek yapıyorum. Geri tekrar eski haline getireceğim. Buna da Ahmet Öksüm yapıyorum. Yani adını burada değiştiriyorum. Tabloda bir değişiklik oluyor. Şimdi bakın şu an itibariyle 41 olması gerekirken 41 olmamış. Yani
dinamik değil gözüküyor şu an. Buradaki değişikliği anlamadı bu değişiklikten. O yüzden burada şunu yapmanız gerekiyor. Ana tabloda bir değişiklik olduysa, özet tablonun bundan otomatik etkilenmesi anında mümkün olmuyor. Bir tek yapmanız gereken bu tabloya gelip sağ mouse'la yenile demeniz gerekiyor. Bakın yenile dediğinizde o bilgiyi gidiyor tablodan güncelliyor. Bakın Akif Sarıköse 27 idi, o 26'ya düştü. Ahmet Öksüm 40'tı, 41'e çıktı. Buradaki değeri değiştirdim çünkü ben. Anlaşıldı? Aynısını bir daha yapayım. Şu Akif Sarıköse'yi yanlıştı, şunu düzeltelim. Bu aslında Akif Sarıköse olacak. Düzelttim. Tekrar buraya geldim. Hala haberi yok bakın. Şimdi şu iki rakama dikkat edin. Sağ mouse özet tablo üzerinde yenile dediğim anda bakın bunu 40'a, bunu 27'ye nasıl değiştirdi. Ya burada da onu görmüş olduk. Demek ki tablolarda, ana tablolar değişiklik olduktan sonra özet tabloyu şöyle bir yenileyerek güncellemeniz gerekiyor ki yapılan değişikliği burada algılasın. Buna da dikkat ediyoruz. Evet, cevap 40'tı. Bu sorunun cevabı da 40 idi. Özet tablo mantığı. Bakalım başka ne soru var? Sadece bir sınava giren öğrenci sayısı nedir diyor. Sadece bir sınava giren öğrenci sayısı. Yani şurada bir olan. Bir ders. Bir bu var. Muhammed Topal bir sınava girecek. Tansel Yılmaz bir sınava girecek. Evet. İki kişi. Tek bir sınava, af sınavından bir sınava girecek öğrenci sayısı. Bakın şuradan 1-1 diye bulduk. Şimdi bazı arkadaşlar şunu soruyor olabilir. Ben olsam ben de sorardım. Hocam tablo biraz kısa olunca bunu tek tek böyle bakabiliyoruz da ya uzun olursa tablolar ne yapılır? Onu birazdan konuşacağız. Çünkü sıralama konusunu öğrenince burada bakın ona göre bazı işlemler yapabilmeyi göreceğiz. Şimdilik böyle gidelim. Bu kolaylıkları, yani üstüne bilgi dağarcığımız geliştirdikçe daha rahat yapabileceğimizi göreceğiz. Şu an bazı şeyler el yordamıyla tablodan böyle bakarak cevap veriyoruz. Evet. Şimdi diyor ki bölümlere göre ders not ortalaması, ortalaması en yüksek olan, yani en başarılı bölümü soruyor bize. O zaman bu tabloyu şöyle değiştireceğiz. Mevcut tabloyu değiştirerek yapalım. Adı soyadını atıp bölümü koyuyorum buraya. Buraya da not ortalamasını koyuyorum. Şimdi buraya dikkat edin. Şimdi not ortalamasını koyunca bunu topluyor. Bu not ortalamanın toplamı. Bu çok anlamsız bir şey. Yani bölümle not ortalamalarının toplamını almak anlamsız. O yüzden bakın şurada bir detay bilgi veriyorum size. Toplamını almak istemiyorum ben. Ortalamasını almak istiyorum dediğinizde veya saydırmak istiyorum. Yani yapmak istediğin işlemi değiştirdiğinizde bakın buradaki yaptığı otomatik kendi getirdiği işlemi şu yanından oka tıklıyorsunuz. Ve orada değer alanları ayarları diyor bakın. Değer alanı ayarlarına giriyorsunuz. Toplam alıyor. Hayır ben ortalamasını istiyorum diyerek. Yani alt toplamda 3 yazmak, 1 yazmak, 9 yazmak vardı ya o da buna benziyor işte. Ben toplamasını değil ortalamasını istiyorum veya saymasını istiyorum diyerek buradan işlem türünü değiştirebiliyorsunuz. Ben de ortalamaların ortalamasını istiyorum diyerek ortalamayı buradan seçiyorum. Tamam deyip çıktığımda bunlar ortalaması oluyor o bölümlerin artık. Evet. Artık bakın ortalamasını aldı yani. Ve sorunun cevabı da en başarılı bölüm. Yani not ortalamasının ortalaması en yüksek olan bölüm hangisi burada? İktisat 2. öğretim değil mi? 1,05. Evet. Cevap İktisat 2. öğretim olacak. Doğru. O da öyle diyor zaten. Tamam mı? Şimdi dikkat. Şimdi şu yanılgıya düşmeyelim diye bir örnek bu. Diyor ki af sınavına giren öğrenci sayısı nedir? Şimdi buradaki 889 kayıt bu. Aynı öğrenci birden fazla sınava girmiş olabilir dediği için burada aynı isimli birkaç, hatta bir 40 vardı mesela değil mi bakın. Oradaki Ahmet Öksüm 40 kez adı geçmiş burada. O yüzden bu 889 öğrenci sınava girmiş diyemeyiz. O yüzden bakın ne yapıyoruz. Özet tabloyla birlikte alt toplam formülü kullanarak bir sonuç elde edeceğiz. Beraber bunu yapalım. İlk önce bir o bilgiyi elde edecek şekilde şunları bir dışarı atalım. Öğrencinin adı soyadı. Kaç öğrenci vardır diyor ya. Bunların sayısını bir alalım. Yani
Kaç öğrenci kaç sınava girecek? Şimdi bakın buradaki her bir öğrenci bir adet geçiyor. İşte şu benim öğrenci sayım. Buradaki liste AFS sınavına girecek öğrencilerin listesi. Tutup bunu tek tek sayabiliriz. Ama bakın ne yapıyoruz? Saydırma formülümüz vardı ya, bakın bunun altına geliyorum. Alt toplam aç parantez 3 say diyorum. Noktalı virgül. Nereden nereye kadar? Buradaki A4'ten A63'e 62'ye mi? 62'ye kadar say diyorum. Yani kaç öğrenci var anlamına gelen alt toplam formülünü özet tablonun altına da yazabiliyoruz. Bakın 59 cevabını alıyoruz. 59 öğrenci AF sınavına katılıyormuş. Yoksa şuradaki 889 öğrenci sayısı değil. Aynı öğrenci birden fazla ders alabiliyor olayına dikkat. 59 doğru cevap. Peki kaç ders için AF sınavı yapılmıştır deyince de o zaman buradakilerin ne olması gerekiyor? Dersin adı olması gerekiyor ya. Şu adı soyadını atıyorum. Dersin adını koyuyorum buraya. Tamam. Şunu da kaldırmamız da belki fayda olabilir. Yok, tamam öyle. Dersin adı. Bazen yaptığımız şeyleri kendisi hata olarak görüp düzeltebiliyor. Şu an bir ufak hatanız var. O alt toplam formülünden kaynaklandı. İşte dersler bunlar. AF sınavı yapılacak dersler bunlar. Şimdi aynısını buraya uyguluyorum bakın. Eşittir. Alt toplam say 3 noktalı virgül. Bu sefer A4'ten A125'e kadar diyorum. Tamam mı? Ya buradaki ders isimlerini say. Kaç ders için sınav yapılacaktır? Evet, cevap 122 ders için sınav yapılacakmış. Evet, doğru. Bakın 122 cevabını bulduk. Evet, özet tablo mantığının da temeli buna dayanıyor. Yapacağımız diğer örneklerde detay bazı olaylar, özellikler gelirse de onları da görürüz. Özet tablo şimdilik bundan ibaret.